geçenler sağ tarafımdaki dut ağacına yaklaştığınızda suyun kaynağına da yaklaştığınızı göreceksiniz. Burada dere ikiye ayrılıyor. Bu taraf kuru vaziyette. Ama buradan akan su belli bir noktaya gidiyor, orada kayboluyor. Tabii kum alta çekiyor. Daha ileriki yerde tekrar toprak yüzeyine çıkartıyor. Burada da aynı şekilde derenin içinde yukarılardan sızıp gelen su yine toprak altına kayıyor. Burada diğer taraftan toprak yüzeyine çıkartıyor. Suyun kaynağına az kaldık. Yürümeye devam. Sevgili izleyenlerim, evet, bir şekilde zafere ulaştık mı denir buna, ne denir bilemiyorum ama bu gördüğünüz yer hemen şu çam ağacının dibinden suyun, yani bu dere yatağındaki suyun ana kaynaklarından birisi. Esas kaynak dereyi yeşerten ve çoğunlukla suyunun akmasını sağlayan ana kaynak burası. Geçen hafta geldiğimde susuz kalmıştım. Buradan su alarak içtim. Pek tatlı değil ama yine de susuzluğu gidermek için, vücudun su ihtiyacını karşılamak için tabii suyun olmadığı yerde işe yarıyor. Şimdi su boyunu takip ederek geldiğimiz güzergah burada son. Buradan karşıya doğru, tepelere doğru yürüyüşe devam edeceğiz. Geçen hafta hazırlıksız gelmiştim. Geçen geldiğimde ne bir yiyecek ne bir içecek almıştım yanıma. Ama bugün çayımı da aldım termosumla birlikte. Yiyeceğimi de aldım. Bir önceki geldiğimde susuzluktan ve açlıktan bayağı bir zafiyet geçirmek üzereydim. O şekilde zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdim. Bir yürüyüş gerçekleştirmek için yanınızda 3-5 kişinin olmasına gerek yok. Böyle benim gibi tek başınıza da free bir şekilde takılabilirsiniz. Ve istediğiniz yere kimseye bağımlı kalmadan kafanıza göre bir tempoda yürüyüşünüzü tamamlayabilirsiniz. Ben size yukarıya çıkıp tam manasıyla çamın kökünden suyun çıktığı yeri birebir göstermek istiyorum detay görüntülerde. Şimdi oraya geçiyorum. Kıymetli izleyenlerim, suyun kaynağından ayrıldık. Karşı yamaçlara doğru tırmanışa geçeceğim. Bu tırmanışın esnasında da sizlere yolda yürüyüşümü de göstermiş olacağım sessiz bir şekilde. Karşıda bir kaya var. Tam sol tarafıma düşüyor. Tepeye çıktığımda orayı da size yakından göstereceğim. Ben o kayanın yüzünde üç tane insan kafası yan yana, ortadaki böyle ağız, göz, her şey var. Bilmiyorum ya, ben benzetiyorum. Sizler de gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Şimdi karşıya doğru ilerlemeye devam edelim. Nitekim sıcak daha da kızdırıyor. Tam şu anda öğle sıcakları ki yani bayağı bir terletiyor. Tabi buradan Osmancık tarafına doğru da farklı bir manzara var çam ağaçları arasından. Bunu da sizlerle.
Sevgili izleyenlerim, sizler için bir günümü ayırıp gezilebilecek, görülebilecek yerleri sizlere kameram aracılığıyla, anlatımlarım aracılığıyla aktarmak, göstermek. Bu tarafıma doğru baktığımda Osmancık tarafını görüyorum. Buradan baktığımda Ardıç Köyü'nü görüyorum ve D100 karayolunu görüyorum. Birazdan ileriye doğru gittiğimizde daha da böyle açık alan görüşümüz olabilecek. Arkamda görmüş olduğunuz kaya, az önceki bahsettiğim kaya, insan silüetine benzer, yani insan kafasının silüetine benzer bir görüntü veriyor. Bulunduğum ortamda sarı papatyalar, beyaz papatyalar, kekikler, müthiş bir kekik kokusu var ve çok keskin bir kekik kokusu. Ama şurada dikkat etmenizi isterim, eğer bu taraflara gelmek isterseniz. Buralarda ciddi manada belli bir oranda domuz sürüsü geziniyor. Gezdiğim, dolaştığım yerlerde, geçen bir önceki geldiğimde de ileriki yerlerde de domuzların izlerine ve kazdıkları yerlere rastladım. Bunu da bir uyarı olarak size belirtmiş olayım istedim. İleriye doğru gezmeye devam edeceğiz. Yavaş yavaş da ben acıktım. Bulunduğumuz yerde kesinlikle telefon çekmiyor. İletişim aracı olarak benim telsizim var. Herhangi bir şey başıma gelirse Allah korusun, ben onunla iletişim kurmayı ümit ediyorum. Sevgili izleyenlerim, az önceki görmüş olduğunuz yer, şu karşı taraf böyle oymak yer. Başına vardığımız az önceki su kaynağı, bu tepeden oraya bakış farklı ama oradan buraya bakış farklı. İşte doğamızın her bir yeri farklı güzellikte. Keşfetmek gerekiyor buraları, gezmek gerekiyor. Tabii kendi çevresini bilmeyen başka yerlere gezmeye gitse de bir tat alamaz. Bu benim düşüncem. Tabii herkesin düşüncesine de saygımız var. Bugün hazırlıklı bir şekilde geldiğim için, daha önce de buralara böyle yürüyüş yaptığım için pek zorlanmadım. Bir önceki gelişimde hem susuzluğun hem açlığın vermiş olduğu yorgunluk, bitkinlik beni bayağı yormuştu yani o gün. Bugün fazla zorlanmadım. O günkü kadar bayağı bir zorlanmıştım. Detaylarda da gösteriyorum ya, gerçekten kelimeler buna yetmiyor. Sadece gelip görmek gerekiyor, gezmek gerekiyor. Çevremizi tanımak gerekiyor. Ben aslında koparmayı da istemiyorum. Burada bir tane sarı papatya gördüm. Sizlere sunacaktım böyle ama o yerinde güzeldir. Koparmayalım. Az önce çayır sümbülünü kopardım, uzattım. Sonradan pişman oldum. Her şey yerinde güzel. Kendi güzelliğiyle kalsın diyorum. Doğayı tahrip etmeyelim. Her seferinde aynı şeyleri söylüyorum. Doğayı tahrip etmeyelim. Doğa bizim doğamız. Neticede yine biz faydalanıyoruz. Her zaman da söylüyorum, her gittiğim yerde. Bakın, o kadar yeri yürüdüm, geldim buraya kadar. Buradan ileriye de gideceğim. Önceki geldiğimde de aynı şekilde. Kesinlikle doğada bir kirlilik görmedim. O kadar vahşi hayvan olmasına rağmen. Piknik tarzında karnımı doyurmak için bir yerde oturacağım, kendimi doyurmak için. Göreceksiniz, ortalık çöplüğe dönecek. Hiçbir şey bırakmasam bile iki insanın gittiği bir yer mutlaka ve mutlaka çöplüğe dönüyor. Çöplüğe çevirmemek için olanca hassasiyetimizi gösterelim. Çevremizin kirletilmesine seyirci kalmayalım.
Kameranın kadrajına bakmadan ilerliyorum. İnşallah buradan öbür tarafa. Burası benim geçen haftaki geldiğim yer değil sanırım. Oh ne güzel. Yolumu da kaybettim. Evet. Şimdi bu tarafa doğru. Oh mis gibi de bir kekik kokusu. Evet, kekikleri görüyorsunuz. Çok keskin bir kokusu var kekiklerin. Gerçekten çok keskin bir kokusu var. Tabii buraya tırmanabilmem için kamerayı kapatmam gerekiyor. Ya da bu taraftan dolanmam gerekiyor. Geçen hafta geldiğimde şu karşıki kayakların tepesine çıkmıştım. Öbür taraftan dolanmıştım onu da. Şimdi buralardan karşıya geçmeye çalışacağım. Karşıya geçtiğim zaman da zaten şu en uçta görmüş olduğunuz kayalığın tepesine çıkıp oradan Kamil yoluna İniş yapacağım. Bulunduğum yer tamamen volkanik kayalardan oluşuyor. Milyarlarca yıl öncesi belki de volkanik bir akıntının buraları ayakları sanırım. Şunu da belirteyim. Bulunduğum yerde, çevrede müthiş öyle bir keskinlikte kekik kokuyor ki tarifi mümkün değil. Gideceğim yolu bulup daha önceki geldiğim geçiş yaptığım noktaya doğru ilerliyorum. Bu arada da şuna da dikkat etmek gerekiyor. Meşe ağaçlarının olduğu yerlerde tırtıl çoğunlukla oluyor. Artı çam ağaçlarında da kese böcekleri tırtıla takılmamaya dikkat edin. Eğer kese böceklerine ve tırtıla rast gelirseniz, üzerinize dokunduğu zaman bütün vücudunuzu kabartır. Hatta alerjiniz varsa zehirlenmelere kadar sebep olabilir. Bir önceki geldiğimde buralarda gezimi şu tepeden inerek yapmıştım, şu kayalıkların arkasından. Çünkü neden o tepeye çıkmıştım? Onu da belirteyim sizlere. Evet, gerçekten çok yorucu. Bu arada tepelere çıkarak daha önce hiç gelmediğim yerlere nerelerden geçiş yapabilirim, nerelerden yürüyüş yapabilirim diye yönümü tayin etmek için de o bana da bir yol arkadaşı, gördüğünüz gibi. O da benim gibi bir doğa yürüyüşçüsü galiba. Gönüllü doğa yürüyüşçülerinden. Merhaba arkadaşım, merhaba. Ben tosbağa terbiyecisi değilim ama onlarla da selamlaşalım. Onlar bizim doğamızın bir parçası. Hadi her zaman da söylüyorum. Gördüğünüz gibi doğada bir sürü hayvan var. Hiçbir kirlilik yok.
şu karşı taraflara doğru. İnal bağlarının alt kısımları, inalın tarlaları, bahçeleri karşı tarafta duman tutuyor, belki görebilirsiniz. Onun hemen Ardıç'ın yanında, Ardıç köyünün yanında.